Fujifilm Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda F-Log 2 görüntümüzü böyle bir hale nasıl çevirebiliriz bundan bahsedeceğiz. Aslında burada yapmak istediğimiz şey filmin dokusuna öykünmek ve filmin dokusundaki elementleri F-Log'u işlerken kullanmak. Öncelikle bu görünümü elde edebilmek için soft focus filtre kullanmanızı tavsiye ederim. Soft focus filtre genel olarak ne işe yarıyor? Burada örneğin BW'nun Soft Pro filtresi var. Bunu showroomlarımızda inceleyebilirsiniz. Kontrastı düşerek yumuşak, soft bir görünüm elde ediyor. Aslında analog film hissiyatını da veren bir görünüm elde ediyoruz bununla birlikte. Biz dijital görüntüde, özellikle video alanında çalışanlar, keskinliği çok sevmeyiz. Fotoğrafta keskinlik, evet bir kare gördüğümüz için görüntüyü çok gözümüzü şey yapmaz ama özellikle video izlerken sürekli keskin bir şey görmek gözümüzü yoruyor ve aslında hep öykündüğümüz o film dokusunun da dışında bir görsel izlemiş oluyoruz. Keskinlikten ziyade yumuşak bir doku, filmdeki doku ve bu tarz filtrelerle amacımız videoda o fotoğraf keskinliğini gidermek, daha loş bir görüntü elde edebilmek. Şimdi sırasıyla bu dreamy look dediğimiz, yani filmin dokusuna özendiğimiz, biraz daha böyle görüntüyü loş yaptığımız şeyi nasıl yapabiliriz? Kurgu yazılımında gelin beraber bakalım. Evet arkadaşlar, kurgu programında görüntümüzü attık buraya. Öncelikle H265 ProRes gibi yüksek kodeklerle özellikle 10 bit çekim yapmanızı tavsiye ederim renk için. Bu görüntümüzü attıktan sonra ilk yapacağımız işlem bunu Rec 709'a çevirmek. 709'a çeviren WDR, yani Wide Dynamic Range dosyamızı atıyorum. Görüntüde pozlamanın ve işte kompozisyonun en belirgin olduğu shot'ı, yani hero shot deniliyor buna. Bunu seçmek önemli. Mesela ben buraya göre pozlayacağım çünkü benim planda kullanacağım yer burası olacak mesela. Burayı seçiyorum burada. Rec 709'u seçtikten sonra buradan pozlama ile ilgili ayarları yapabiliriz. Ben şu an için ayarını yapmayacağım çünkü atacağım loot'a göre ayarını yapıyorum genellikle. Buradan bir layer açacağım bunun üzerine ve bunu adlandıracağım. Çok fazla katmanla çalışacağım için her açtığım layer'ı isimlendiriyorum. Color look diyorum buna. Rengi bunun üzerine atacağım çünkü. Rec 709'un üstüne kontrast bir görüntü vermesi için hazırladığım loot'u atacağım. Bu loot mesela çok fazla sarı veriyor ve aslında istediğim imajı sağlamıyor. Kelvin ayarıyla biraz oynayacağım. Kontrastı şu an istediğim gibi. Sadece burası, bakın, çok önemli. Burada attığınız loot'un derecesini, ne kadar yoğunlukta kullanıldığını belirliyorsunuz. Ben bunu 75-80 civarında kullanacağım. Ve en önemli adımlardan biri, ne kadar soft focus filtre kullansak da buradan keskinliği azaltmak. 20 civarı istediğim gibi. Buradan keskinliği azalttıktan sonra varsa yapacağımız pozlama ayarları, yine buradan saturasyon ayarlarını falan yapıyoruz. Ama şu an benim görsel istediğim gibi, zaten güzel bir ışıkta çekilmişti. Bundan sonraki adımımız glow efektini eklemek. Glow efekti için Mac'te Option Tab ya da Windows'ta Alt Tab ile görüntümüzü yukarı doğru taşıyoruz. Bu yukarı taşıdığımız aynı görüntüye ilk başta Luma Key efektini atıyoruz. Luma Key efektini attıktan sonra burada Threshold ve Cutoff var. Yani efekti görüntünün üzerinde hangi alanlarda uygulayacağımızı belirleyen yer. Ben bunu 80 ve 100, yani highlight üstü, beyaza yakın yerlerde kullanılmasını istiyorum. Aslında istediğim yerde şuralar falan, yani burada olmasını istiyorum. Bunu seçtikten sonra Blur efekti atıyoruz üzerine. Yine blur'un derecesini ne kadar çok yapmak istiyorsak o kadar, ben buna bayağı atacağım. 300 blur. Bu layer için blend moda geliyoruz. Opacity'nin olduğu yerde. Üst üste iki tane layer'ımız var. Bunu screen olarak seçiyoruz. Glow efektin yarattığı etkiyi şu anda görebiliyorsunuz. Sıradaki işlemimiz ise film halation eklemek. Buradan yeni bir layer açıyoruz. Bunu, bakın, önemli bu detay. Üstüne sürüklüyoruz çünkü kurgunun gözü her zaman yukarıdadır. Hem glow efektinin olduğu yerde hem de bu görüntülerin olduğu yerde yaptığımız rengin üzerine de etki etmesi için film halation layer'ını yukarı attım. Bunu isimlendireceğim. Film halation etkisini yaratmak için RGB Curves, Lumetri Color'daki RGB Curves'ten kırmızı hariç yeşil ve mavi kanalı kapatıyorum.
Yeşili kapattım. Maviyi de kapattım. Buradan yine Opacity bölümündeki Blend moddan Light'ını seçiyorum. Ve aslında bu seçili alana tekrardan Blur atıyorum. Bunun derecesini çok fazla yapmayacağım. 50 ila 100 arasında kullanabilirsiniz siz de. Ya da daha fazla etkisini görmesini istiyorsanız yine bir ayar girebilirsiniz. Evet, farkı şu anda görüyorsunuz. Bu film halation etkisini örneğin ben siyahlarda görmek istemiyorum derseniz, biz burada lineer bir eğri bıraktık. Mesela sadece highlightlarda olsun bu etki derseniz bu curves'ten ayarını yapabilirsiniz. Mesela şu anda gölge alanlardaki film halation etkisi azaldı. Film 3 katmandan oluşuyor analog film. Kırmızı yüzeyi en arkada yani makinenin sensörüne en yakın olan aslında duyar kat. Bunlarda normalde anti halo denilen bir katman bulunuyor yansımayı engelleyici. Eğer filmde biraz hasar varsa ya da buradan bir sızıntı varsa bu halation dediğimiz aslında filmin kusuru olan bir etki oluşuyor. Bu adımı uyguladık son raddede aslında bizde. Bundan sonraki aşamada filme gren ekleyeceğiz. 35 milim film greni indirmiştim. Onu ekleyeceğim. Yine en yukarı film greninin de üzerine 4'e 3 film ölçeğini içeren bu layer'ı atıyoruz. Evet, şu anda oluşan farkı görebiliyorsunuz. Atıyorum eski stoktur, tarihi geçmiştir ya da çok gösterimden dolayı hasar görmüştü. Bu tarz elementleri de ilgili sitelerden, stok sitelerinden ya da işte biliyorsunuz pek çok site var bunları bulabileceğiniz. İndirip kullanabilirsiniz. Hatta bunların bütün işte film halation, bloom effect, filmin hareketlenmesi gibi eklentileri tek bir arada bulunduran pluginler de var piyasada. O pluginler biraz daha maliyetli ama yine güzel sonuçlar var. Ama temel mantığı kurguda bahsettiğim şekilde filmin dokusuna öykünmekle alakalı. Bu videomuzun sonuna geldik. F-Log 2 ile Dreamy Look yarattık. Bize ev sahipliği yapan çekimde Yakup Baysal ve Rev Film'e, modelimiz Çağla Tamburoğlu'na da çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.